Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırcımız, kıynamsız dıktınlar ekranımız olsun. Xitay Avustralya'dan öç aldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe Avustralya Xitay münasibetinin ciddiyleşiğe ergeşip, Xitay Avustralya'nın paxta eksportiga öç eliş karakterlik zərbi berişke başlayan. Avustralya paxta sanayi şirketinin baş icraiye emeldari Adam Kay ve Avustralya paxta mal yetkiliciler birleşmesinin reisi Michael bir bayanatta Xitay'nın Terakiyat ve İslahat Komitesi'nin yakından buyan Xitay tokumuculuk zavutlarının Avustralya paxtasını işiltişini tosuvatkallıqını oturuğu koyan. Avustralya Saudi Ministri Simon Birmingham, Avustralya hükümetinin devlet içindeki paxta eksport şartlarındaki özgürlükten haberdar ikkallikini bildirip, Xitay'ın iki taraf Saudi'sini qiyin ahvalığı çüşürüp koyduğun hareket kollanmasılık hakkı da agahlandırgan. Mälum buluşça, Avustralya netçe 10 yıldan buyan Xitay'ı izcil halde paxta eksport kılıp gelgen bulup, paxta Avustralya'nın Xitay'ı eksport kılıdığan asaslıq yezi egilik mahsulatının biri iken. Avustralya'nın yıllık paxta eksporti 2 milyard dolarga yetidigan bolup, tahminen 60% Xitay'a eksport kılındıken. Avustralya Sydney Etigenlik Başlamcı Gezdi'nin 13. Oktyabr haber kılışça, Xitay ilikideki energiya təminligici şirketler ve polat tümür zavutları Avustralya'dan kömür import kılışını toxtuş doğrusu da ağzaki uxturuş tapşırvalgan. Port hizmetçilerimi Avustralya'nın kömürünü çürmeslikke buyurulgan. Xitay Tamojna Baş Mahkemesi'nin bayanatçısı Li Kuiwen 13. Oktyabr bu vaqtdagi haberlerge cevap verip, Xitay Tamojnisi münasibetlik mahsulatlarının import nazaratçılıkını tekimi küçeytidu degen. Mälum buluşça, Avustralya 2018 yılı Xitayni devlet içki işlerge aralaştı deb ayıplagandan Avustralya Xitay münasibeti nacarlaşığa başlagan. Bu yıl 4. ayda Avustralya Baş Ministeri Scott Morrison Xalqaro jamiyatning Xitay virusining kelib chiqishi haqida mustaqil tekshirishga chaqirgan lekin ikki tarafning munosabati texmo nacharlashgan. Shuningdek, Xitay keyin-keyindan Avstraliyaga qarata o'ch elish harakatini qo'zg'agan bo'lib, oldi bilan arpa importiga yuqori darajada boj qo'ygan va Avstraliyadan kaligushi import qilishni to'xtatgan. Xitay yana o'quvchilar va sayohatchilarni Avstraliyaga sayohatga bormaslikka chaqirgan. Amerika'nın yeni stratejisi de Xitay'ı zərb bir siyasete saklap gelindi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Aksaray 15. Oktyabr yeni pen texniki stratejisi elan kılgan bulup, Xitay'ı karşı siyasetini devamlıq saklap kalgan. Haberde qeyd kılınışça, yeni strateji planı da Amerika'nın yukarı texniki sahasındaki rekabet evzellikini kandaq ilgiri sürüş ve qoğdaş oturuğu koyulgan. Aksaray'ın bir yukarı derecelik emeldari Amerika'nın bunu dinken Xitay, Rusya ve başka devletlerinin texniki uğurlaş adil bazar rekabetini acizlaştırış ve yeniden güldünüvatkan puhravi texnikilerini mahpi halde herbi küçük işiltiş qatarlı kılmışlarını körmeski salmaydıqallıqını bildirgen. Yeni strategide Amerika hükümetinin Xitay Kompartisi'ye zərb bir siyasetinin özgermegenliği gevdelendirilgen. Amerika elan kılgan bu strategilik plan süni idrak, energiya, kvant uçuru ilmi, haberleşiş ve tor texnikisi, yerim ötküzgüç, herbi saha ve alem texnikisi qatarlıq 20 texnikilik sahani öz çigaldıken. Amerika Saudi İşleri Ministeri Ross bu axtı toxtulup, Xitay'nın açıqçılıq ve yeniden gülünüvatkan texniki strategisi devlet bir xatarlıkini qoğdaş ve Amerika'nın herbi akbarat ve iqtisadi cahetki texnikilik üstünlük oranını saklap gelişiğe kapalitli qılıdığan açıqçılıq yol haritisi. Prezident Trump'ın rehberliği de Saudi Ministerliği allıqaçan 30'dan artıq yeni texnikini kontrol kılıp oldu. Biz devamlıq kontrol kılışkı tegişlik texnikalarını bağlayımız ve bekitimiz dedi. Xaberdiyene Xitay'nın akli mülük uğurlaş kılmışının Amerika'yı zor ziyan elip kelgeliği bildirilgen. Mülkerlenişçe Xitay'nın akli mülük uğurlaş kılmışı her yeri 600 milyard dolar iqtisadi ziyan keltürüp çıkarıdıkken. Hindistan taratqolarının Tayvan əməldarını ziyaret kılışı Xitay'ını qattıq bir aram kıldı. Germaniya Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe Tayvan Taşkı İşler Ministeri Wu Jiaxue bu hafta Hindistan taratqolarının məxsus ziyaretini kabul kılıp, Xitay Kompartiyasının müstəbitliki Tayvan-Hindistan münasibeti ve 4 taraf bir xatarlık həmkarlıqı toğrusu da söhbətləşkən.
Xabarda qeyd qilinishicha Hindiston taratqullari Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Jiaoxue bilan o'tkazgan maxsus ziyoratning sin va yiziq nusxasini e'lon qilgan. Programma riyosatchisining birinchi savoli bu ziyoratning orqa ko'rinishini yuritib bergan bo'lib, u savolida Xitoyning Tayvanga qattiq siyosat yurgizishining sababi va Tayvanning Hindistondan nimalarni kutadiganligi haqida to'xtalgan. Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoxue'ning qarishicha bu ahvol necha 10 yil davomlashgan bo'lib, yaqinqi yillarda texmo nacharlashgan. U so'zida munularni bildirgan. Xitoyning Hindiston xalqi yoki taratqularga besim ishiltib, ularni Tayvanning davlat bayramini tabriklamaslik haqida ogohlantirishida Tayvanga zid qimmat qarash kavdalangan. Tayvan demokratik davlat, Hindiston bilan o'rtoq qimmat qarashiga ega. Biz Hindiston xalqining biz bilan birga davlat bayramini tabriklaganligidan intoyin xushal bo'ldik. Wu Jiaoxue so'zida Tayvanningla emas, balki Yaponiya va Janubiy Xitoy dengizidagi qo'shin davlatlar jumladan Hindiston Xitoy chegarasidagi Hindistonni o'z ichiga olgan davlatlarning ham Xitoy tahdidiga duch kelganligini ta'kidlagan. Wu Jiaoxue so'zida yana Tayvanlik savdogarlarning Hindistondagi mablag' silish faoliyatini kengaytirib, o'zaro manfaat yetkazish va o'rtoq g'ulunishni qo'lga keltirishni umid qildiganligini. Tayvanlik savdogarlarning Hindistonga 2 milliard 300 million dollardan ortiq mablag' selib, Hindistonda 65 ming ish o'rni yaratganligini tilga olgan. Shundaqla kelgusida Tayvan bilan Hindistonning iqtisodiy, savdo va mablag' selish va yuqori texnikalik sanoat zanjiridagi hamkorlikni cho'nqurlashtirganligini, Hindiston hukumatining Tayvanga texmo astoydil muomila qilishini umid qildiganligini ta'kidlagan. Kelajak partiyasi Sharq Turkiston masalasi haqida yig'in tashkilladi. 18 oktyabr Kelajak partiyasi uyushtirgan Sharq Turkiston egasiz emas nomidagi Sharq Turkiston masalasini tanishtirish yig'iniga partiya raisi Ahmad Davutoğlu qatnashdi. Yig'inga Kelajak partiyasi boshliqlaridan boshqa Sharq Turkiston da'vosi epidagi bir turkum Uyg'urlar ham ishtirok qildi. Yig'inda so'z qilgan Davutoğlu Urumchida kishilar assalomu alaykum deyishdimmi qo'rqadigan holga kelib qolganligini ko'zda tutgan holda biz Istanbulda qaddimizni tik tutib yashayotimiz. Ammo Sharq Turkiston xalqining boshlari egilgan holda yashayotganligidan yuragimiz echishyapti dedi. U o'zining Qashqarga borgan birdan-bir Turkiya Jumhuriyati tashqi ishlar ministri ekanligini tilga olib, 2009 yili Urumchida hujum yuz berganda biz ayni vaqtdagi eng kuchli inkoslarni berdik. Biz 2010 yili Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzmay turib, Jumhuriyat kunimizni tabrikladik. Bugungi kunda kelayotgan xabarlar u xabarlardan texmo ichinishli. U vaqtlarda qirg'inchiliklar bor edi, lekin hech bo'lmaganda oila pardishablari yo'qotilmagan edi. U vaqtlarda shahidlarimiz bor edi, lekin jazo lageri siyosati yo'q edi. Bugun u vaqtlardan texmo ichinishli dedi. 2009'da ses veren Türkiye. O zaman başbakan olan Sayın Erdoğan soykırımla Çin'i neredeyse suçlamıştı. Bu ifadeyi de kullanmıştı. Şimdi sessiz ve olayları sadece gözlemci olarak bile izlemekten kaçınıyor. Ama 83 milyonun gönlünde bugün Urumçi, bugün Kaşgar, bugün Hotan, bugün Turfan, bugün Aksu, bugün Yarkent vardır. Konya ne kadar azizse bizim için Kaşgar da o kadar aziz. Davutoğlu sözlerinin arası diyene Vatan Partisi reisi Doğu Perinçek'in ismini tilga almayı durup ayıpladı. U Xitoyning Sharq Turkiston masalasiga strategik holda yaqinlashganligini va bu rayonni Türk va İslam kimligidan ayırıp Uyg'urlarning nüfusini azaytmoqchi bo'lganligini ko'rsatib o'tdi va bu haqiqatan yurakimni echishtirdi. Ular olgan qarz va ulardan keladigan kichikkina foydaga to't ko'z bilan qaraydi. Turkiya Jumhuriyatini boshqaradiganlar pul bilan emas, balki qalblar bilan qaror chiqaradi. Maliya ministerligining xatoligi sababidan chiqqan ziyonlarning badalini Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz to'lamasin deganlarni bildirdi. U so'zlarining oxirida yana Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan zulmiga qarata 39 davlat imzo qo'ygan birlashma maktubga Turkiyaning qatnashmaganligini ayibladi. Shundaqla Turkiya oliy parlamentiga sunilgan Sharq Turkiston haqidagi taklifning rad qilinganligini yuzsizlik deb sifatladi. Yig'inda yana mazkur yig'in qatnashgan Uyg'ur tashkilotlarining vakillaridan bir qanchisi so'z qildi. Uyg'urcha kitob, jurnal, maqola va qo'lyozma ombiri rasmiy ochib etildi. Turkiyada xizmat qilayotgan avlod guruhining uzun yillik tirishchanligi natijasida Uyg'urcha kitob, jurnal, maqola, qadimiy asar va qo'lyozmalar ombiri rasmiy putib, Uyg'ur kitob to'ri va Uyg'urcha maqolalar ombiri to'rida ochib etildi.
Mezkur makale Ambri Evlat Grupis tarafından işlenmekten Uygurca makale kadimi eser ve kol yazmalar Ambri çoğun türünün tarmak türü bulup, Ambarga hazırgıcı 15 bin parçaya yakın Uygurca makale kürgüzülgen. Makaleler asasen vatan içi sırtıda neşir kılınan 80 kıldın artık jurnal, bir kısım makale toplamları mecmualar ve torbetlerden elinğen. Uygur kitap doğru olsa 2017 yılı kurulgan bulup, hazırgıcı 6400 parça materyal bilen toluk ekibitilgen. Bunların içi de 500 parça kol yazma ve kademi eser, 1500 parçadan artık gezit jurnal, 4000 parçaya yakın Uygurca kitap mevcut. Bu tür 2012 yılı başlanan bulup, bir neçe yıl üzlüksüz materyal toplanan. 2017 yılından 2020 yılı 10. aygaça, destlepki kademde katalog tamamlanan bulup, nöbette makaleler ken tetkikatçılarının paydalanışı için turbet yüzü de 3 yıl yızıqta ekibitilgen. Evlat grupisi bundinkin makalelerinin devamlı tuluklanıp 50 minge yetküzüldüğünü bildirdi. Mezkur makale ambırıga bundan burun tarıkıtılıp bakmağın bir dürküm kıymetlik kol yazmalar kirgüzülgen bulup, tetkikatçılar ve okuguçularını kıymetlik ve kolaylık materyal menbesi bilen temillemekte. Şunaklı Xitay Şarkı Türkistan halkıga irki kırgıncılık yürgüzü batkan, Uygurlarının medeniyetini, tel yizikini, yoktuş siyasetini kattık icra kılıp batkan bir payette, bu katta emgekinin royapka çıkışı intayın muhim ehmiyetke ilgi bulmakta. Xitay'nın Pakistan tevallikide de belik tutuşu yerlik belikçilerini narazı kıldı. Germaniya avazının bugünkü haberde eğitilişçe Pakistan yerlik belikçileri Xitay belikçilik paraxotlarının Karachi portuda hareket kılıp atkallıqını. Pakistan hükümetinin mehbi halda Xitay şirketine belik tutuş icazetnamesi bergenlikidin gumallanğallıqını bildirgen. Pakistanlık belikçilik münbirinin reisi Muhammed Ali Shah muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın tahminen 12 belikçilik paraxotu Karachi deniz kırıkı toxtildi. Eğer hükümet bu Xitay şirketlerine belik tutuş hukukunu vermese, Xitay'nın belikçilik paraxotları kandaksigi Pakistan zimininde toxtiyalaydı degen. Onun bildirişçe, ular Pakistan sot mahkemesigi köpkitim arz kılgan bosumu, bırak sot onların arzige pisant kılmağan. Givadar Porti Belikçiler Birleşmesi'nin reisi muhbirge bu axtı toxtulup, Pakistan hükümetinin halkının şikayetigi kılçı perva kılmağallıqını, hükümetinin hazır pekat Xitay'nın hoşal kılışını halaydıqallıqını. Belikçilik Birleşmesi'nin Xitay'nın Pakistan tevallikigi işkirlap kerip, belik tutuş kılmışıgı narazlık namayışı ötküzüşünü pilallıqallıqını etkan. Germaniya avazı muhbirleri Pakistan'nın münasvetlik organları bilen alaqılaşkan bosumu, ular Xitay şirketlerinin Pakistan'nın Çonkur deniz tevallikide belik tutuş hukuku belgen bermegellike haqqıdaki sualga cevap berişini rad kılgan. Belucistan ülkelik hükümetinin bir emeldari hükümetinin Xitay belikçilik kemelerine ruhsat vermekçi bolganlıqını pütülle inkar kılmağallıqını. Hükümetinin Xitay belikçilerine mehbi icazetname tarqıtı bergenlikeden gumallanğallıqını bildirgen. Robert O'Brien Xitay Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılıkı yakın cinayet sadır kılıvatıdı dedi. Amerika Devlet Xavopsizlik Meslekçisi Robert O'Brien, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarga tutkan muamelesi arkalık, irki kırgıncılıkı yakın bir cinayetini sadır kılıvatkallıkını bildirdi. Cuma günü Robert O'Brien, Aspen Institute sahip kallıkılığan tor faaliyetiden mundaq dedi. Eğer o irki kırgıncılık bulmasa, onunla yakın bir iş Şarkı Türkistan'da yüz beri vatıdı. Robert O'Brien, Amerika tamojna tarmaklarının Şarkı Türkistan menbelik adam çeçi bilen yasalgan zor miktardaki çaç mahsulatlarını tutup kalgallıqını tilg aldı. O sözde mundaq dedi. Xitaylar hakiki halda Uygur ayallarının çeçini çüşürüp atıdı. Ve onundan çaç mahsulatlarını yasap Amerika'ya evetip atıdı. Amerika tamojna ve çigra qoğdaş idaresi İyonda Şarkı Türkistan'da menbek kılgan çaç mahsulatlarını mecburi emgek bilen yasalgan adam çeçi mahsulatları digen guman bilen tutup kalganlıkını bildirgen idi. Bu iyunda Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'nın Uygurlarga karatkan mecburi tuğmas kılış, mecburi balı çüşürüş ve mecburlaş karakterlik pilallık tuğut çağırdırı hakkıdaki dokudatlarının kişini köçtüdügan ve könülünü parakende kılıdıganlıkını bildirgen. O aldınkı ayda Xitay'nın Uygurlar üstüdün yürgüzvatkan siyasetlerini kandak ataş meselesi de oylişi vatkallıkını. Çünkü irki kırgıncılık degen bu sözünün vezninin intayın iğir ikerlikini etkan idi. Xitay Amerika'ya Xitay'daki Amerikalıklarını tutkun kılış hakkında tehdit saldı. Valkoçisi gezisinin 17. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe Amerika Xitay armiyesi tetkikatçısı üstüden arız sunuğandayken
Xitay tərəf Xitaydakı Amerikalıqlarını tutub qılışı mümkünlüyünü bildirib Amerikanı ağahlandırğan. Xəbərdə qeyd qılınışı bu Xitayının Amerika Ədliyyə Nazirliyinin Xitay armiyasının akademiklərini əriz qılğanlığı qaytırğan cavab ekan. Xitay bundan burun Amerika hökumətiga bu vaqtı köp qetim ağahlandırış bergan. Xitay Amerikaga bevasitə təhdid salıb Amerikanın Xitay armiyasiga təbə akademiklərini ayıplaşını toxtatışı kerakligini. Bolmasa Xitaydaki Amerikalıklarının kanunga xilaflık kılıp kılışı mümkünlükini aşkarı elan kılgan. Amerika bu yıl yazda Amerika üniversitelerde tədqiqat bilen şoğullanı vatkan bir kısım Xitay ziyaretçi alımlarını konu kılgan. Ve onlarını Xitay armiyasının azası ihkallikedek salahiyetini yuşurgan dəb ayıplıgan. Amerika Taşkı İşlem Ministerlikinin bir bayanatçısı bu vakanı delilleşini rət kılgan ve bu vaxtı toxtulup, biz Amerika puralarını soğudu talaş tartışı, sotunun yaraştırış buyruğu yaki Xitayning jinoiy ishlar yoki haq talab ishlariga duch kelib qalsa, bu vaqtdagi tekshirish oxirlashmay turib, ularning Xitoydan ayrilishining cheklanishi mumkinligi haqida ularni ogohlantirdik degan. Oldingi oyda Amerika doiralari prezidentning bexatarlik xavfi bor deb qaralgan o'quvchilar va tadqiqotchilarning kirishini rad qilish tadbirlari bo'yicha 1000dan ortiq Xitoy fuqarosining vizasini amaldan qoldirgan. Uningdan boshqa Federatsiya tekshirish idorasi bu yil iyulda Amerika vize iltimasında Xitay armiyası bilen bolgan münasibetini yuşurgan 3 Xitay tədqiqatçını kol kılgan idi. Xi Jinping'nin yötülüşü onun salametliki haqqıda guman payda kıldı. Xabar haftadaki jurnalının xabar kılışça Xitay Kompartiyası sekretari Xi Jinping çarşamba günü Şinjinde sözlügen nutqı jarayanda bir neç qetim yötülüp ketken. Xitay devletlik televiziyası naq maydandan suratke elibatkan apparatını Xi Jinping'dan yötkep başka görünüşlerine ilişki mecbur bolgan. Xabarge qarğanda Xi Jinping, Şinjin Alahidi Terakkiyat Rayonu tahsis kılınğanlıqının 40 yıllıqı münasibeti bilen çakırılgan yığında 50 minuttan artıq sözlügen ve sözünün ahırıqı kelgende qayt-qayti yötülüp sözün devam kılıştı qiynalgan. Bu vaxtki xabarlar Hong Kong'dan çıkılgan Alma Kündelik Xabarlar gezdidimi berildi. Xabarda televizor ko'rinishlarida Xi Jinpingning yotilib ketib suv ichganligi ko'rsatildi. Xabarga qaraganda yig'inni naq maydondan tarqitayotgan Xitoy markaziy televiziya stansiyasi Xi Jinping yotilib ketganda apparatni yig'in qatnashuvchilarga yotkigan bo'lsa-mu, Xi Jinpingning yo'talgan ovozi anglanib turgan. Bu vaqtdagi xabarlar Tayvan Yahoo xabarlar to'g'ridimi berildi. Ular xabar temasida Xi Jinping qattiq yo'taldi degan iboralarni ishlatdi. Xabarlarga qaraganda Xi Jinping 50 minutluq nutqining oxirgi 7 minutluq qismida 4 qitim yo'talgan. Voice xabarlar to'rining ko'rsatishicha Xi Jinpingning yo'tilish hodisasi uning salomatligi haqida har xil gumon va farazlarning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan. Majburiy amgakka aloqador sillar davomliq tarqalmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan birisinda majburiy amgak maqsadida surgun qilinib Xitayın ayaq zavodida ishlatilayotgan bir uyg'ur yosh ota-onasini urug' tuqqanlarining suratini ko'rsatib, ularga bo'lgan sevinishini ifodalagan. Yana bir sinda 30 yosh va yashanganlardan tarkib topgan ko'pincha ayollar bo'lgan bir turkum uyg'urning hasharga selinayotganligi, Xitoylarning bir chetda nazorat qilayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda bo'lsa, bir to'p uyg'ur erlarining ma'lum bir yezidagi daraxtlarning tubiga qir yasab, simont bilan suvayotganligi, hasharga qatnashganlarning intan ko'p ekanligi ko'rsatilgan. Xitay yaqinqi yillarda bir tarafdan Uyg'urlarning erkin yashayotganligini jar salsa, yana bir tarafdan atalmış namratlıqdan qutuldirish, 5-chi amgak kuchini ishqa o'rinlashtirish nomi ostida Sharq Turkiston xalqini qiyri yosh demasdan surgun qilib, qul o'rnida majburiy amgakka selib kelmoqda. Azerbayjon ishqaldan azad qilgan ultraq rayonlarning soni 78ga yetdi. Qahraman Azerbaycan armiyasi Ermeniyaning urush to'xtatish kelishimiga xilof hujumlarga oldingi safda tetig'idek javob qaytirmoqda. Davlat mudofaa ministerligi Azerbaycan armiyasining Ermeniyaga tegishlik javobni oldingi safda berishni davomlashtirayotganligini bildirdi. Azerbaycan Davlat mudofaa ministerligining bayonotida urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilib, fuqarolarga hujum qilgan Ermeniyaga Qahraman Azerbaycan armiyasi javobni oldingi safda berishni davomlashtirayotdi. Yeni azad kılınan 13 yezi bilen birge, işgaliyetin azad kılınan ultraq rayonlarının sani 78'ge yetti deyildi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.